Vergili Vilat Paşa, ha o da güzel. Vergizade Bülent Bey. Ha, geldiler bari adamlar, iyi. Hünkârım lojistik teşvik. Şöyle çekelim. Al Pacino Bey. İnsin çocuklar beklesin Okan. Hangisidir Azer Bey? Burada patron. Azer Bey merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Buyurun sizi yukarı alalım. Alır. Geçelim. Güzel bir manzaramız var yukarıda. Evet, seviyorum o yeriniz manzarayı. Güzel. Evet, sağ olun. Sizin isminiz Azer'di değil mi? Azer Al Pacino, evet. Ya sizin Burası. Adınız Aşilli miydi? Beyefendi biliyorsunuz deprem olmadan önceydi o. Ha öyle diyorsunuz. Tamam, hı-hı, kusura bakmayın. Bence Azer daha güzel olmuş ama. Eyvallah. Ya benim hikayemi anlatmıştım size zaten. Evet. Çıkıyor muyuz buradan? Buyurun lütfen misafirlerinden ya, tabii. Murat Bey buyurun. Gel bakalım. Sokullu Vilat Paşa. Azer Bey buyurun. Emredersiniz hünkârım. Bizimkiler al yerlerini. Da ezel bayraktar herhalde. Buyurun buyurun. Bizim burada bir koltuk moltuk takımı var mıdır? Var tabii biz. Her şey hazır siz gelin. Öyle mi? Tabii. Yoksa yardımcı olur. Merdiven iyi olur koltuğun yanına. Yok az toplantı yapmadık burada buyurun. Burası benim mekanım işte canım sıkıldığında geliyorum. Buyurun. Allah'ım. Hasan'ım koltukları getirin. He. Buyurun lütfen. Beyefendi de damat herhalde. Buyurun Mito Bey. Buraya çok para verdiniz galiba ya. Bayağı dolu gözüküyor. Evet bir şeyler yaptık. Buyurun. Söyle buyurun. Susana. Herkes ellerini yesin. Evet Vito Bey. Azer Bey. Sonunda görüşmek nasip oldu. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun. Siz nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. İşler birazcık yoğun. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii doğrudur. İnanın bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bazen gece 2'lere 3'lere kadar çalışıyoruz. Ne? Evet Vlad Bey'e de onu söyledim zaten. Biz daha dedim yeniyiz. Bize bir vergiden dolayı borç yapmışsınız dedim. O cezayı silelim dedim. Sermaye bu zaten... sermaye. Evet. Şimdi onu silelim dedim. Azer Bey biliyorsunuz biz aracı bir firma olarak bunu toplamakla mükellef bir şirketiz. Tabii. Öyle olunca biz tabii ki gidiyoruz. Sağ olsunlar şu ana kadar vergiyi vermeye kimse olmadı. Tabii biz de vereceğiz. Biz de vereceğiz yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz Vito Bey. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Şimdi bu şekilde bize geldiğiniz zaman biz her türlü çalışmaya açığız. Ama bazen çok nadir olsa biz vermeyelim, biz vermeyeceğiz gibi bir yaklaşım oluyor. Öyle olunca biz beyefendilerden, Vlad da çok iyi bilir, eski sistem sikke sikke alıyoruz. Yani nedir? Evet. Bir altın birimi değil mi? Evet doğru, evet, eski evet. Bir para birimi. Evet. O yüzden ama sizin gibi gelen beyefendilerle biz her türlü şeyi açığız. Şimdi siz vergiyi ödeyeceğiz ama şu cezada bir şey mi yapalım diyorsunuz? Tabii. Tamam. Şimdi Vilatçım nedir devletin bize koyduğu kanun? Ya diyor ki sevgili babacığım evet. Bu firmanın 20 bin dolar bir ödemesi var. Gecikme faiziyle beraber 25 bin dolar. Şimdi faizi silersek bu bizden çıkacak. Peki beyefendinin sermaye dışındaki ödemesi yok değil mi? Yok sermaye tutarını ödemesi lazım şu an garanti parasını. Evet. O zaman şöyle yapalım Azer Bey. Ben sizin iyi niyetinize istinaden. Sizin 5000 dolar borcunuzu biz ödeyelim. Ya yok sizden çıkacak. Yok ben o istemiyorum. Sizden çıkmasın kesinlikle. Tabii ki ben öderim. Sıkıntı yok bizden size bir jest olsun. Yok sağ olun. Ben öyle düşünmedim. Ben başka türlü düşündüm. Hani onu sizin elinizde bir şey olduğunu düşündüm ve silebildiğinizi düşündüm o yüzden. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kimse Hasan. Koşturmasın Hasan. Şimdi bizim silebileceğimiz bir takım şeyler olabiliyor. Mesela evet. Diyorum diyelim size bir vergi borcu geldi. Tabii. Bu sermaye ödemesi ayrı bir şey. Bu şirket kurulumuyla alakalı bir durum. Ama atıyorum siz verginizin bir kısmını kaçırdınız. İşe yaptınız. Sümen altı oldu. Fiş yok. Fatura çıkmadı. O zaman derim ki şimdi Azer Bey
devletin kanunu nedir? İşte 500 bin dolar misal. 200 bin evet. dolar. Derim sen bize 150 bin ver tamam. O tamam, ayrı. Anladım. Ama şimdi burada 5 bin doları biz kaçırırsak bu devlet bizim götümüze sokar. Yok hayır ben elinizde olan ben 30 bin dolar vereyim. Baş tacı sıkıntı yok. Ben sizin elinizde olan bir şey sandım. Hani ceza meza hani biz daha çünkü biliyorsunuz şehirde yeniyiz. Yaklaşık bir 10 gün oldu herhalde. Evet. Elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. O yüzden sizin elinizde olan bir şey sandım. O yüzden şey yaptım yoksa herhangi bir ya sıkıntı biz, yok. Ya biz dediğim gibi biz hallederiz sizin adınıza sıkıntı yok. Hem bizim desteğimiz olsun. İlerisinde size kredi de açabiliriz. Atılım banka olarak. Teşekkür ederim. Şu anda ihtiyacımız yok buna. Ama herhangi bir yatırımımız olacak olursa zaten Atılım Bank'la görüşmeye geldik. Vlad Bey'le orada görüştük. Hatta lojistik için kredi kartları da düzenleyeceğini söyledi. Ona da olumlu baktım. Ne güzel. Eğer öyle bir şey olursa tabii ki her zaman yanınızdayız. Yaparız. Sıkıntı yok Vito Bey. Anladım. Teşekkür ediyorum. O halde o zaman biz 25.000'de mutabıksak. Tabii ben hemen şöyle Bilal sen zaten bundan, tabii, tabii. Bundan bir kurtulalım. Bizim çünkü bu işten kazandığımız para ne kadar biliyor musunuz? Bu kadar uğraşıyoruz. 25.000'den 250 dolar. 25.000 dolarlık biz burada şimdi iş yapıyoruz. Ona gidiyoruz buna gidiyoruz. Bizim aldığımız para 250 dolar. Yapar mısınız siz bu işi? Yapmam. Gönderdim ben parayı. Ben yerinizde olsam. Evet. Yapılacak iş değil çünkü. Ama baba işte 250 dolar değil 62,5 dolar pardon. Nasıl lan yüzde... Ha yüzde sıfır yirmi. O bile yani, değilmiş. O bile. Yaktığınız mazota değilmiş. Sigara parası olarak çıktı şu an. Sıkıntı yok. Öyle öyle. Ya işte biz o insanlara bir yardımcı olalım. Devletimizin sıkıntı yanında olalım. Sağlık. Bunların peşindeyiz. Elinize sağlık bir tabi. Biz hiçbir zaman düzeni bozan bir ekip olmadık. Bizim şirketimizin de her zaman politikası zaten. Devletimizin vergilerini ödemek düzene uymaktır. Ha, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Buradaki bazı sistemler yani sonuçta bu bir sistemdir. Bence yanlıştır. Neden? Şöyle bizler o kadar gecenin saat 3'üne kadar çalışıyoruz burada. Ama geriye doğru dönüp baktığımızda bizim maliyetlerimizle aynı zamanda vergilerle çok fazla bir şey elimizde kalmıyor. Evet. Bizlerin sıkıntısı sizlerle değil devletledir burada. Bunu tabii ki bakanlıkla görüşmemiz lazım. Evet. Ve ben biliyorsunuz ki burada lojistik olarak birçok aileyle muhabbetim var. Birçok aileyle görüşüyorum. Çünkü onlarla çoğu aileyle ticaretim vardır bu şehirde. Evet. Herkesin ortak sıkıntısı budur. Yani diyorlar ki biz vergi vermeyelim mi diyorlar. Vergi vermeyelim demiyorlar. Hepsi düzgün şekilde bizim gibi vergilerini ödüyorlar. Evet. Yalnız çalışmalarına hele gun shoplar çok fazla bu konuda şikayetçi. Çünkü gerçekten de ellerinde avuçlarında geriye baktıklarında bir şey kalmıyor ve çok uğraşıyorlar. Arkadaşlar bunda sorun yok. Arabada sorun var. Bilinçli insanlarsınız eminim. Evet. Daha önce adınızı duyduk. Dolayısıyla bu önemli bir şey yani. Buna dikkat etmek lazım. Yani şimdi Azer Bey geçen sene yine bu şehirde yaşıyorken sistem şöyleydi. Hiç vergi toplama diye bir şey yoktu. Otomatik bir sistem vardı. Evet. Onun hiçbir manası yoktu. Şehir hayatına kattığı hiçbir şey yoktu. Anladım. Çok gereksizdi. Ondan sonra devlet dedi ki ya bu işi yapabilecek birisi var mı? Biz de dedik ki biz bu işi yaparız. Çünkü benim oğlum bu konulara çok hakimdir. Bu konuları çok evet, çok maşallah, çok başarılı. Maşallah var. Bana birkaç bir şey öğretti. Gördüm yani. Çok beğendim. Evet. Gayet de başarılı bir sistem olmuş. Yalnız dediğim gibi şimdi bizim sisteme bir sıkıntımız yok. Biz uyum sağlarız. Bizim buradaki derdimiz sizler de işletmeciler olarak evet. tabii. Bizim buradaki derdimiz o kadar fazla çalışıp vergilerin çok yüksek olması, maliyetlerin çok yüksek olması. Dolayısıyla çalışmaya değmemesi ve insanlar burada birazcık soğuyorlar. Yani bu işlerinden, işlerine gitmemeye başlıyorlar. Fazla takip etmemeye başlıyorlar. Soyuyorlar insanları. Ya hayır, şundan bahsediyorum. İşletmecilerden bahsediyorum. İşletmeciler çok fazla vergi ve maliyetleri olduğu için sonuçta lojistik olarak gelip benden bir maliyetini silah alıyorlar. Doğru mu? Evet. Benim de bunları üretim maliyetim var. Ona bakılacak olursak bayağı bir maliyetli bir şey. Bir de vergiler işin içine girince gun shoplar hiçbir şey kazanmadıklarını söylediler. Soygun yapıyor, soyuyorlar dediniz. Soyuyorlar demedim. Gitmiyorlar, işlerine gitmiyorlar. Bir soğuyorlar dedim. Ha soğuyorlar mı dediniz? Kusura bakmayın. Evet. Anladım. Soğuyorlar. Peki bir siz şey bu konuyla mi? Alakalı hiçbir bakanlıkla görüştünüz mü? Yani biz ben vergi daha sisteminden şikayetçiyiz gibisinde. Vergi sisteminden şikayetçiyiz. Çok güzel bir sistem, profesyonel bir sistem. Yalnız vergi oranlarından
şikayetçi de demeyelim buna. Yani sonuç olarak bunun biraz daha iyileştirilmesinin taraftarıyız. Bu konu da bizim elimizde. Hazine Bakanlığı Los Santos'ta sadece bizle konuşuyor. Hani aracı biziz çünkü tamamen artık. Hani Hazine Bakanlığı bir şey iletecekse önce bize iletilmesi lazım. Vergi oranları nedir Bilat? Biz ne kadar ödüyoruz mesela? Bizim bir sürü şirket var. Tamam, şöyle söyleyeyim. Mekaniğin %18. Tamam. Gun Shop'un %25. Lojistiğin %25. Alkolsüz eğlence mekanlarının %8. Pardon, Gun Shop'un %17,5. Alkolsüz eğlence mekanlarının %8. Alkollü eğlence mekanlarının %18. Sizin önerinizde yüksek mi diyorsunuz bu miktarlara? %25. Yani tabii ki ya, ben şöyle söyleyeyim Mito Bey. Sonuçta tekrar söylüyorum. Çoğu aileyle benim burada oturmuşluğum, sohbet etmişliğim, iyi pişmişliğim. Bu arada ne içersiniz? Çok özür diliyorum. Yok, bir şey almayalım. Size. Teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür ederim. Bizim bir işimiz de var zaten. Evet. Biz böyle Mito çünkü Bey, insanların derdini dinlememiz lazım. Neticede biz maliye adına çalışıyoruz. Biz maliyeye iletiriz durumları. Evet. Vito Bey, bir nagile içerseniz nagile yaktıralım çocuklara. Yok beyefendi, sağ olun. Teşekkür ederim. Vito Bey sağlıklı yaşıyor herhalde, bizim gibi değil. Vito Bey, şimdi burada istihbarat, ben çok fazla istihbarat toplayabiliyorum. Dediğim gibi çok kişiyle muhabbet ediyorum burada. İnsanları dinlemeyi de her zaman seven biri olmuşumdur. Yalnız çok, yani hani oranları birazcık iyileştirilirse, hani madem siz görüşebiliyorsunuz bununla, evet, biraz daha iyileştirin çünkü inanın maliyet... Madem konu oraya geldi, ben araya gireyim Azer Bey. Buyurun. Gun Shop'ların ilk başta vergisi %25 olacaktı. Maliye Bakanlığı dedi ki bu oranlar biraz daha düşecek. Tamam dedik. Gun Shop vergilerini %17,5'a çektik. Gun Shop'lara da ilk başta şu şekilde anlatıldı durum. Bu 30 bin dolara satacağınız silahın bir kısmı lojistiğe gidecek. O kısmı sizi biliyorsunuz zaten. Evet. Bir kısmı vergiye gidecek. Kalan bu sizin. Bu okeylendi ilk başta. Yani vergi sürpriz değildi kimse için. Evet. Mesela siz de örnek veriyorum. Geçen 1 milyon dolarlık bir sevkiyat yaptınız. Bunun %25'ine vergi olacak olarak ödeyeceksiniz. 250 bin dolar. Doğrudur. Yani burada size iyi kötü gene bir kar kalıyor. Maliyete bakın. Benim 1 milyon dolarlık satışımdaki maliyetim en azından yanlış bilmiyorsam 600 bin dolar civarı. Yani dolayısıyla burada bizler bu sevkiyatı sadece haftada 2 defa yapabiliyoruz. Diğerleri bakanlık tarafından yasaklanmış. Tamam, 600 bin dolar şeyiniz, maliyetiniz. 250 bin dolar da geliyor. Tamam işte, yani nereden baksanız 250 bin dolara yakın bir karınız kalıyor bu işte. 250 bin dolar kazanıyoruz. Taşımacılıktan ama, sırf. Tabii ki ama şöyle düşünün, buradaki hepimiz bakıldığında çok fazla kalabalığız. Bizler 35 kişilik bir şirketiz. Sizlerde de daha fazla kişi vardır eminim. Çok fazla maliye. Ya bir mesela şöyle söyleyeyim, bir bandajı düşünün, 250 dolar. Yani bir hesap edersek burada. Ya bandaj örneği biraz absürt örnek. Bandaj çünkü misal kasti tutulmuş bir şey. Fazla. Bandaj, evet. Bandaj kişisel bir ihtiyaçtı. Sonuçta herkes burada bacağını çarpıyor. Onun bandaj fiyatının düşmesi lazım bence. Mesela. Beyefendi, şimdi sizin maddi durumunuz nedir? Bizim maddi durumumuzda bir sıkıntı yok. Çünkü biz çok fazla bu şehre yatırım yaptık. Ama kazanıyoruz diyorsunuz. Yani. Peki bundan özellikle müzdarip olan kimdir? Gun Shop. Biz de müzdaribiz. Lojistik olarak bundan emlakta da birazcık sıkıntılarımız var. Zaten çok fazla emlak olduğu için az kişi geliyor. Bak, Gun Shop'un da bu şikayeti var. Çok fazla Gun Shop var. Dolayısıyla az müşteri çekiyorlar. Onda da vergi, yani bir anlamı kalmıyor anlayacağınız. Anladım. O zaman şöyle yapalım. Ben Maliye Bakanı ile birebir bir görüşeyim. Diyeyim ki yani şehirdeki yatırımcılarımızın bu şekilde bir düşüncesi var. Evet. Maliye Bakanı eğer bunda bir bize oran söylerse o oran devam eder. Çünkü genel bir iyileştirmeye gidilebilir. Olabilir, tek, olabilir. Tek bir şey yerine genel bir, çünkü ondan sonra diğerleri de bunu isteyecektir. Genel bir iyileştirmeye gidilirse bence bu sorun gayet rahat bir şekilde çözülür. Öyle yani Azer Bey, şöyle söyleyeyim. Şimdi Maliye Bakanlığı bize bu işi verirken şöyle bir yetki verdi. Dedik, siz insanları dinleyin. İnsanlara bu işi yapın. Ama vergi verilmediği zaman da ne yapacağınızı siz biliyorsunuz dedi. Tabii. Şimdi öyle olunca biz önce güzel güzel konuşuyoruz. Ha, güzel güzel anlaşamazsak bu sefer bizim kötü yüzümüzle. Ama bu da bence yanlıştır. Yanlış anlamayın beni de. Yani şimdi sizler burada bu işi legal olarak Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş bir firması olarak yapıyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet. Yani sonuç olarak bunun
Vlad Bey mesela bizler birazcık geciktikten sonra bu işi bizim daha bilgimiz yoktu. Yeni daha biliyorsunuz şehre gelmiştik. Dolayısıyla Vlad Bey bunu güzel bir şekilde bir uyarı yaptı. Kayyum atamak şeklinde. Mesela bu şekilde yapılırsa bence daha doğru olur. Çünkü tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ben bilemem sizin işiniz ama Şöyle sonuçta resmi beyefendi. bir iş Şimdi yapıyorsunuz. resmi işte bunların hiçbirini konuşmayız. Mesela sizle hiç muhatap bile olmayız. Direkt siz cezanızı yerdiniz. Tabii. Ama bu şekilde olduğu zaman size bir şans tanınıyor. Siz diyebilirsiniz ki kardeşim ödemeyeceğim. Tabii. Ödemiyorum. Hadi bakalım al alabiliyorsun. Biz de o zaman deriz ki aa öyle mi? Bizim Evet. tarzımızla bakalım çözebiliyor muyuz? Biz de sizden vergiyi alamazsak bu sefer devlet el atar. Anladım. Ama Tabii öbür iş kayyuma türlü gitti mi zaten ya kayyum sonuç direkt olarak iş her bitirici türlü o olur. zaman her türlü biz bu vergiyi ödeyeceğiz. Direkt ödeyelim o zaman. Uğraşmayalım o zaman Ya yani. Doğru işte mu? ödemeye de bilirsiniz. Hayır siz alamazsanız devlet alıyor. Sonuç Ha olarak her türlü ben ödüyoruz. diyelim ben sizden alamadım vergiyi. Evet. Devlete giderim derim ki bak ben de alamıyorum. Polis gelsin. Polis de alamayabilir. Belki polis de alamayacak. Vallahi Vito Bey bu şehirde polis söke söke o vergiyi alır. Yani Yani az bilemiyorum. bir polis yok. Bilemiyorum. O yüzden hani bence bunun bir hayat yaşamak açısından bir keyfi oluyor. Öbür türlü Evet. şimdi otomatik sistem yani vergiyi vermişsin ne anlama gelmiş? Vermişsin, vermemişsin ne olmuş? Ha, Belki tabii. birisi çıkacak diyecek ki ya gel ben sana biraz yedireyim şu verginin yarısını ben vermeyeyim. Şimdi Ha, bunlar tabii. yaşanabilir. Veya birisi der ki vermiyorum. Polis mi gel? Polise de vermiyorum. Savcı mı? Evet. Savcıya da ver. Bu da olabilir. Bunlar hep çeşitliliktir, farklılıktır. Bir şey Doğru. yaşanması içindir. Hani olay bu. Biz bu vergi olayını daha sonra bir faturaları ben bugün birazdan ofisime geçip keseceğim. Ondan sonra tekrardan Vlad Bey ile özel olarak görüşmek isterim bu vergi konusunu. Tabii. Tabii ki bize de bir güzellik yaparsanız sevinirim. Anlaşırız Ya biz kendi aramızda biz her dediğim türlü. gibi Azer Bey bize güzel gelene her türlü biz Tabii. yanındayız. Ama bize ben vermiyorum ulan vergiyi şeklinde bir yaklaşım olduğu zaman biraz önce söylediğim gibi eski yöntemler olan sikke sikke Tabii toplama ki. usulüne girişmek Şimdi zorunda şöyle kalıyorsun. söyleyeyim. Biz bu zamana kadar kendimizi siktirtmedik. Neden dersiniz? Çünkü hiçbir zaman gereksiz bir kavga çıkarmadık. Hiçbir zaman biz her zaman şerefimiz, namusumuz ve ailemize ters bir şey, ters yanlış yapan insanlarla savaştık. Ne? Dolayısıyla hiçbir zaman kendimizi siktirtmedik. Neden? Boş şeylere girmeyiz. Ben öyle bir Vergiyse şey demek öderiz, istemedim geçeriz. tabii. Siz Evet, öyle ben genel konuşuyorum. algılayabilirsiniz. Bir de Anladım. şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Evet. Aynı zamanda bu şehirde sadece kısaca bir iki sıkıntıdan size bahsedeceğim. Tabii ki. Sizler bu şehirde madem bu vergi konusunda da bakanlığa yakın insanlarsınız. Evet. Bence bu şehirdeki birinci sıkıntı şu maşallah polis telsiz polis GPS'lerini diyeyim. Teknoloji çok gelişmiş, çok güzel üretmişler maşallah. Hemen bir saniyede olaya müdahale ediyorlar. O çok hoş bir şey. Değil mi? Bu çok hoş bir Ben şey ona bir şey bence. diyemem ki kral. Bir Değil mi? saniyede olaya müdahale edebiliyorlar. Dolayısıyla bizlerin ister silahı olsun, ister bıçağı olsun, ister şey olsun hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Burada çatıda oturuyoruz. Değil mi? Bu bir. Bence bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Poliste problem var diyorsunuz. Tabii ki Anladım. binlerce polis var. Yok Yani orada polis kral. sayıları öyle böyle değil. Bir de bunu geçelim. Üstüne bir dakika içerisinde her yere intikal edebiliyorlar maşallah. Peki belediye ile görüştünüz mü efendim bu konuyu? Görüşeceğim. Yani Burada şimdi ben sadece konusu belediye açılmış. çalışan olmadığım için bir şey Evet. Yok diyemeyeceğim. sizler yakın olduğunuz için birazcık size Evet söylemek ama isterim. ben yine bakanımıza bu durumu iletirim sizin için. Tabii ki. Bir iki kablo kesilebilir oradan. Güzel Olabilir, olur. olabilir. O Bu bir. zaman biz... İkincisi. Ha buyurun. İkincisini de söyleyeyim. Sonra işiniz var zaten. Yatacağım İkincisi herhalde bu uykum geldi artık. şehirde Vito Bey gerçekten de bazı saygısız, kendini bilmez aileler olduğunu düşünüyorum ben. Dün Belmont ailesi, yakınız mı, tanıyor musunuz bilmiyorum Yok. ama. Bir kere karşılaştım. Evet, Belmont ailesi bizle bir görüşme talebi de bulundular. Biz de tabii ki onayladık. Buraya geldiler. Şu an bizim oturduğumuz gibi burada oturduk. Evet. Sohbet etmeye çalıştık. Burada bizimle ters konuştular. Ondan sonra bütün buradaki adamlarıma hepsine o silahları götünüze sokarım diye bir tabirle konuştular. Ben de ikisini de vurdum. Benim bu olaydan haberim yok ya, böyle bir şey Evet, mi sen oldu? uyuyordun kardeşim. Allah Evet, Allah. Yani ben de adam ikisini yerinize geliyor, size hakaret ediyor. evet, götünüze sokarım diyor silahları. Biz de onun götüne soktuk Vito Bey. Yani yapacak bir şeyimiz yoktu, doğru mu? tabii şimdi adam yerinize gelip size kayıyorsa olmaz Tabii bu. ki.
Tabii ki. Evet. Hepimiz tek tek kaydık. Ben izin verdim hepsine. Sıraya geçtiler tek tek. Hepsine kaydılar. Ama İyi yapmışsınız beyefendi. Sıkıntım şu. Sıkıntım şu. Hanımefendi adam, de kusura bakmasın biraz böyle konuşuyoruz ama. O alıştı alıştı böyle şeylere. Anladım. Şimdi buraya o adam buraya geliyor ve ağzındaki çıkan tabirler 30'a 30 otobanda görüşelim. Ben buraya ben buraya Middle şehrinden adamlar getireceğim. Ya bu nedir ya? Biraz saygı, biraz sevgi. Bazı aileler gerçekten böyle. Ha, bu şehirde çok fazla düzgün aile görüyorum. Çok fazla. Gerçekten o çok hoşuma gidiyor. Ama bazı böyle pislikleri aramızda temizlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet evet. Yani şimdi ben bu zat-ı muhteremle pek denk gelmedim. Bir kere denk gelmiştim. Onun dışında pek bir olay yaşamadım. Ama anladığım kadarıyla biraz gorilimsi bir arkadaş bu. Bayağı. Bayağı bir gorilimsi. Yani biz denk gelirsek kendisini kafese sokarız. Evet, şuna çok güldüm. Adam bayağı rajonsal bir adam maşallah. Ama silahı devletten talep ediyor. Ben anlamadım. Silahın yoksa silahın... Nasıl devletten talep ediyor? Azer Bey'in tansiyonu düştü herhalde. Evet şu an... Ha, buyurun. Ne diyordum? Ha, bu adamlar bayağı rajon kesiyorlar. Ama savaşırken devletten silah talep ediyor. Ben anlamadım bu adamları. Birazcık sıkıntılı bir adamlar yani. Yani böyle adamları bence temizlememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer herhangi bir şirketin başına geçemiyorsan, herhangi bir şeyi yönetemiyorsan, tamam mı? Burayı gideceksin tek başına, 2-3 arkadaşına şehirde gezeceksin. Doğru mu? Yani moron diyorsunuz bu anladığım kadarıyla. Moronun ötesi. Moron lütfen Vito Bey. İltifat olur moron. Gerçekten. Moron'a haksızlık etmeyelim Vito Bey. Peki yaşıyor mu şu an hala bunları şehirde? Ben bunları bir silah... Affedersiniz hanımefendi. Biraz göt deliklerini büyüttüm de. Ama yaşıyorlar. Anladım. Bakın size dostluğumuzun... Adamlar sadece telefonda rajon kesiyor. Size bir tanıştığımızın ve dostluğumuzun şerefine isterseniz bir jest yapabilirim. Buyurun. Size lazım mı bu adam? Tabii tabii. Tamam. Bulamıyorum. Ben bulurum. Ben sizin için bu adamı bulayım. Çok sevinirim. Patronunu size getireyim. Çok çok sevinirim. Siz de hem bizi daha iyi tanımış olursunuz. Tabii. Arkadaşımıza burada bir güzel... Bir köçek yaptıralım. Bilir misiniz köçek? Çok iyi bilirim. Evet. Şurada bir güzel oynasın ha. Olur Vito Bey. Çok seviniriz valla. Bulursanız. Pekala. Beni numaramı kaydettiniz değil mi? 002 benim evet, numaram. Evet. 002. Ben hemen çocuklarıma talimat verdireceğim. Bu herifi bir bulduracağım. Evet. Çok bu teşekkür hatta ederim. Neydi bunun adı ya? Crisp miydi? Crisp miydi? Öyle bir şey. Crisp mi ne? Evet evet. Böyle saçma bir ismi var. Evet evet. Belmont. Ben tamam. Hangi şehirde adamları var bilmiyorum ama bir şeyler yapmayı düşünüyor. Ya gelsin, onun bütün buradayım. Amerika'da adamı olsa da aynen. Yapacak bir şey yok. Baylar. Aynen. Teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladınız. Benim şeref gitmem verdiniz. Lazım. Şeref. Vlad Bey. Ben birazdan hemen faturaları kesiyorum. Yazmayın ceza yazmayın ha. Ya, tabii. Vito Bey. Buyurun beyefendi. Bu arada ben cezaevindeydim. Yeni çıktım cezaevinden. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir 3-4 senedir cezaevindeydim. İçeride sizin bayağı namınızı konuşuyorlar yani bilginiz olsun. Öyle mi? Sağ olsunlar tanırlar bizi. Evet evet. Benim kardeşim, bir... benim kardeşim, öz kardeşim Ezel Alpaşino. çok çok delikanlı bir adamdır. Gözünü sevmiş soy ismi değişti. Yıllardır hapisteydi. Bayağıdır hiçbir şekilde gün ışığı görmedi öyle söyleyeyim. Evet. Yani uzun zaman sonra tekrardan şehre uçağa indi birkaç gün önce. Ne güzel ne güzel. Hiçbir şey hiçbir şehirde gözlerini açtırmadılar ona Vito Bey uzun zamandır. Tekrardan çok aramızda günler inşallah geçirdim, daha güzel günlerde hep beraber oturmak dileğiyle. Umarım, umarım. Size hediye paketimi çok yakında getireceğim. Çok teşekkür ederim. Bizim ben de size hediyelerimiz olacaktır. Tabii. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz, tabii. Şeref verdiniz. Size bir konuda danışmak istiyordum bu arada. Buyurun. Biraz hızlı olursak ya. Ama uykum geldi cidden. Tabii. Tabii. Evet. Ya benim sevdiğim bir kadın var da onu bu şehre nasıl getirebilirim acaba? Uçakla. Yani bence Azer Bey konuyu çözdüğü için bir şey demeyeyim. Seviyorsanız gidin konuşun bence evet. Ya seviyorum o da beni seviyor ama mesafeler işte. Adı ne? Yaren. İsmi Yaren. Şimdi Yaren Hanım bence şöyle söyleyeyim. Mesafeler hiçbir aşka engel değildir. Benim sevgili eşim şu an İtalya'da. Uzun yıllardır hatta biz onunla ben Amerika'daydım o İtalya'daydı. Uzun çok uzun yıllar ilişkimizi uzak mesafeyle yürütmek zorunda kaldık. Ama önemli olan duygular ve kalpteki o gerçek hissiyat. Eğer o hissiyat varsa aşkınızın zaten karşılığı olur. Evet. Ve o da sizin yanınıza gelecektir. Vito Bey bence buradan
Yıldızlara bir mesaj iletebilir. Evet, Yaren Hanım. Bakın. Yaren Hanım'a bir mesaj iletelim bir tane lütfen. Yaren Hanım belki bu adam sizi duyan seviyor. Değil mi? Tülay evet. Tülay geri dön Tülay. Pekala. Sizinle daha çok görüşeceğiz gibi Azerbaycan. İnşallah. İnşallah. Başlayacağız. Sevdiğim bir beyefendi tarzınız var. Memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Şeref hoşça verdiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler Vitat Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Atalım bakın reklam faaliyetleri verildi bu arada. Soyadını değiştirsin. Bence 10 numara bak. Gayet adam rolü de yaptı. Yaptığımız reklamlardan sonra reklamcılarla da yok. Hiçbir şey patatesliği yok. Soyadını neyse. Bence tamam. Daha ne? Adam gayet konuştu. Efendi konuştu. Her şeyini söyledi. Arkadaşlar esnaflı konuşan dedim. YouTube'a çıkış yapıyor. Bak ne güzel efendi. Mis gibi yapıyor işte adam. Rolünü de yapıyor yani. Nasıl gidiyor? Yavaş yavaş. Dikkatli. Yaşlıyım tek, oğlum tek. Ben. Laz dur lan. Aman yavaş yavaş. Laz yapma yavrum. İyi akşamlar kardeşim. Sağ olun Vito Bey, sağ olun. İyi akıllı adamlar bak, güzel adamlar. Ben rollerini beğendim. İzliyorlarsa yayını ellerine sağlık. Gayet iyiydi. Hiç ben bir sıkıntı görmedim yani. Arkadaşlar kıyafet konusunda kıyafetin claim'i zaten kıyafeti claim'liyorsun. Bizim kıyafet claim'imiz bu. Burada beyaz mı gömlek giyemez diye şehirde bir şey yapamıyorsun zaten. Bunun gibi giyinemiyor. Beyaz gömlek, onu nasıl engelleyeceksin? Onu giyer adam. Ne başka gömlek rengi diyor. Çok az. Ne? Ama öyle bir şey demedim. Ben buydum dedi. Bunlar hep üstüme oynuyor. Bilal İbrahim Bilal Paşa gibi sana bir oyuna getiriyorsunuz. Sana bir laf mı dedi? Yok. Çok bafa yapmış şey devam edelim. Bilal sana yaşlı dedi de. Onu söyledi Laz da. Hadi yok, iyi akşamlar. Yok ya, öyle bir şey. İyi akşamlar, görüşürüz. Ona görüyorsun. Targa'da İbrahim gibi. Oğlum ben sevdim bu Al Pacino'yu bak. Bu Al Pacino aklı başında adam. İsmi biraz Kolpaçino ama yani şeyi güzel. Evet, konuşmayı biliyor. Aynen. Üslup gayet iyi yani herif. 10 numara adam. Vergisini de veriyor. Hiç problemi yok. Bence iyi. Evet. Atıl Makay'ın bir reklam müziği geliyor baba. Duru Hanım reklam müziğini yapmadan önce biz son kez bir sinema kuşağını tamamlayalım dedik. Twitter'dan bu son gönderiyi de paylaştık artık. Reklam kuşağını kapatıyorum ben. İyi, Duru mu olacak şimdi? Ya bundan sonra Duru. İyi hadi bak. Ya bu nasıl bir paylaşım? Çekecektik? Bilat? Ne? Fotoğrafın cumartesi mi çekeceğiz onu? Aha. Ben cumartesi günü yokum çocuklar. İtalya'da bir düğüne davetliyim. Anlaşıldı. Norris Lanka'nın paylaşımına bir bakın. Aslan 22'ye demiş ki adam olma, adam yapmayayım seni. Oğlum bu kız çok baba çözüm. Sen bir İtalya telefonuna bakacakmışsın Ercan. İtalya telefonuna bakayım. Unutmaman gereken birileri varmış. Anlamadım ben bunu ne demek istediğini. Ne demek istediğini anlayamadım ki. Bilmiyorum ki ben konuyu. Eser bana mesaj atmış da ne demek? He, yolda şu anda beni izliyor. He, yol boyunca izleyeyim demek istiyor galiba. Anladım. Anladım. Eyvallah. Kanka yayını izle gidiyoruz demiş. Eyvallah Eser Reis. Eyvallah. Hayırlı yolculuklar Eser Reis alalım mı bir chat? Bir hayırlı yolculuklar Eser Reis alalım. Gördüğün gibi Vlad. Ben vergiyi alacağım dersem alıyorum. Evet. Öyle yok. Atanlar tutanlar varmış. Ne oldu atan tutan? Atan tutan ben seni. Havada yakalayan ben seni. Vito Salvatore alacağım dediğini alır. O kadar. Galeriye mi gideceğiz şimdi? Yok, yatalım artık. Bilal siz bu parayı Sami ile halledin, bankaya yatırın. Tamam bana Okan da Sami lazım şu an. Tamam. Hadi bakalım mesai sonu verebilirsiniz çocuklara. Mesai sonu arkadaşlar. Ekip 10.31 şey mesai sonu. 10.31 mi? 10.42 mi? Mesaiden ayrılmak ot. Okan sen Bilal'a lazım mısın? Parayı alacak mı sana? Atem tutam ben seni, şekere katem ben seni. Bunlar atem da bir manita yaptılar. İş güç görmez oldular. Bizimkiler soyguna devam. Tamam. Tamamdır patron. Herkese çöksün. Undercover yeşil, alayına pompa. Tamamdır patron.
Baba biz de yol üstünde şu sağda bir banka var ya, oraya tükürsen iyi olur. Okan da buraya atsana, sen buraya gelsin. Tamam. İleride. Hadi görüşürüz baba. Hadi iyi geceler, geçtik. Görüşmek üzere patron. Güle güle. Yarına kadar ben o aksiyon istiyorum. Herkesi soyun. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Aileyi illegal açtığım iyi oldu. Görevi yarın mı vereceğiz? Ne görev vereceğiz? Görev mi verecektik biz? Ne görev vereceğimi unuttum da. İyi geceler Emin'cim. Nasılsın canım? Emin bugün dükkana beni ziyarete geldi. Bugün bir de bir arkadaşlar bana 6-7 tane tişört hediye etmişler. Sağ olsunlar. Yarın gösterelim yayında. Ha, Belmont mu? Bizim çocuklara söyler, yaptırırım ben ama. Belmont'u bir paketleyelim değil mi? Ya Belmont deyince de aklıma niyeyse hep çikolata geliyor. Anlamıyorum anasını satayım ya. Belmont mu 11 gün bağlı? Haydi. Al Pacino'ların kızı var. Al Pacino'larla dünür mü olalım chat? Dur bakalım ya. Al Pacino'ları fena bulmadım yani. Bence rol açısından bir abukluk yok.